Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tane tane pirinç pilavı tarifiyle geldim. Pirinç pilavınız artık tane tane olacak. Çok basit bunu da yapması. Birkaç tane püf noktamız var. Onları size vereceğim ve bundan sonra sizin de enfes pirinç pilavlarınız olacak. Malzemelerimden de anlayacağınız gibi bugün nohutlu pirinç pilavı yapıyorum arkadaşlar. İsterseniz zaman kaybetmeden hemen yapımına geçelim. Evet, tencerem ocağım aldım. İçerisine zeytinyağı alıyorum arkadaşlar. Yağ miktarını şöyle göz kararı ayarlıyorum ben. Bir ölçüm yok onda. Şehriye kullanmadan yapacağım bugün pilavımı. Sadece nohutlu olacak arkadaşlar. Siz istiyorsanız şehriye de koyabilirsiniz içerisine. Bir su bardağı pirinçle yapıyorum. Yani yaklaşık 2-3 kişilik bir tarif veriyorum bugün sizlere. İlk olarak bir su bardağı pirincimi sudan güzelce geçirdim. Nişastası çıkana kadar yıkadım. Ve güzelce kavurmaya başlıyorum. Pirinçlerinizi kavurmak önemli arkadaşlar. Bu saydam olana kadar, böyle şeffaf bir renk alana kadar kavuracaksınız. Yani ilk püf noktamız pirincimizi güzel kavurmak. Şimdi ikinci püf noktamıza geliyorum. Pirinçlerimiz kavrulurken içerisine şöyle birazcık toz şekeri ilave ediyorum. Eğer varsa bir tane küp şeker atmanız yeterli olacaktır sizler için de. Şöyle diğer bir püf noktamda yine pirinçlerim kavrulurken içerisine 3-4 damla limon suyu sıkıyorum. Çok fazla sıkmanıza gerek yok arkadaşlar. Bunların hepsi pilavınızın tane tane olmasını sağlayacak. Şöyle kavurmaya devam ediyorum. Pirinçlerim kavruldu arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi rengi beyazdan şeffafa döndü birazcık. Şimdi üzerine nohutlarımı da ekliyorum. Önceden haşlayıp buzluğa koyduğum nohutlarım bu arada haşlanmış nohut. Çiğ nohuttan olmaz. Aklınızda bulunsun. Şimdi suyumu da ekliyorum üzerine arkadaşlar. Pirinç pilavımda ölçüm 1'e 2 arkadaşlar. 1 su bardağı pirince 2 su bardağı su koyuyorum. Pirincinizi hangi bardakla ölçtüyseniz suyunuzu da o bardakla koyun. Biraz eksik veya biraz fazla olabilir bu. Pirincinizin cinsine göre de değişiyor. Son olarak da pilavımın üzerine şöyle tuzumu ekliyorum. Şöyle bir karıştırayım onu da. Evet, bu şekilde pilavımı yaklaşık bir 10-15 dakika pişmeye bırakacağım arkadaşlar. Bu arada kısık ateşte pişiriyorum. Yüksek ateşte pişirmeyin, yoksa suyu çok hızlı buharlaşacaktır ve pirinçleriniz pişmeyecektir. Kısık ateşte kendi haline bırakın ve pişme esnasında kapağını asla açmayın arkadaşlar. Suyunu çekene kadar kapağını açmıyoruz. Suyunu çektikten sonra zaten yine birlikte olacağız. Pilavım pişti. Yaklaşık 12 dakikada pişti. Şimdi altını kapattım. Kapağını şöyle bir açıyorum. Şöyle bir kere güzelce karıştırıyorum. Bakın, bu arada kupkuru olmayacak arkadaşlar. İçerisi hala hafif böyle sulu, nemli yani. Bakın, tane tane zaten şu anda da belli oluyor. Şimdi üzerine şöyle bir peçete koyuyorum arkadaşlar. Bunu isterseniz bez de olabilir, peçete de olabilir. Bu şekilde bunu koyup kapağını kapatıyorum. Bu pilavınızın demlenmesi için gerekli olan şey. Bu şekilde içerisindeki fazla nemi atacaktır. Bu da aynı şekilde tane tane olmasına yardımcı olacak. Hem de güzel dinlenecektir pilavınız. Bu şekilde ağzını bir şeyle kapatırsanız güzel olur. Kapatmazsanız da olur. Ona da bir şey diyemem. Hani olmaz diye bir şey yok. Ama bu şekilde daha iyi oluyor. Bu tavsiyemdir. Şimdi pilavımızı bu şekilde en az 15 dakika demlenmeye bırakacağız arkadaşlar. Bu süreçte de yine hiç kesinlikle ağzını açmıyoruz. Pilavım demlendikten sonra servis yaparken yine sizlerle birlikte olacağım. Evet arkadaşlar, pilavım dinlendi. Size şöyle tane taneliğini göstermek istedim. Bakın. Bakın, hiç birbirine yapışma yok. Hepsi tane tane arkadaşlar. Evet, sunumumu da şu şekilde yapmak istedim sizlere. Umarım tarifimi ve videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar. Hoşça kalın.